Öyle. Şimdi harekatın psikolojik boyutu buna hani baştaki yani birkaç dakika önce de buna kısa değinmeye çalıştım. Şimdi bu tip harekatlarda tabii ki başlangıçta üstün güçlü bir orduya sahip olan ülkelerdir. Ama zaman içerisinde hele hele bir şehir operasyonu söz konusu olacaksa ki böyle bir ortamda sivil bölümlerin de olması aslında her ne kadar artık bilmemekle beraber belki kaçınılmaz olarak bunlar karşımıza çıkacak. O noktadan sonra işin bir hibrit literatürde hibrit savaş denilen ve dolayısıyla sadece sahada icra edilen harekatla sınırlı kalmayıp aynı zamanda uluslararası kamuoyunun etkilemeye yönelik bir enformasyon savaşında bünyesinde barındıran farklı bir savaş türüne doğru gidebileceğiz. Şimdi bu noktada Türkiye'nin avantajı var. Operasyon başarılı gidiyor. Yurt dışında da Türkiye'ye yönelik en azından belirli bir süreliğine verilmiş bir kredi var. Bu Rusya'nın açıklamalarından anlıyoruz, Amerika'nın açıklamalarından anlıyoruz. Hatta dün Fransa Devlet Başkanı Macron bu yönde bir açıklama yaptı. Ama bu kredinin sınırsız açılmış bir kredi olmadığını da bilmek lazım. Dolayısıyla harekat ne kadar kısa sürede tamamlanır, askeri ve siyasi hedeflere ulaşılırsa Türkiye o kadar bu işten başarılı çıkmış olacak. Uzadıkça hem askeri riskler artacak hem biraz önce ifade ettiğimiz işin psikolojik harp tarafı da göz önüne alındığında uluslararası kamuoyunda oluşacak tepkiler artmaya devam edecek, öyle bir risk var.